ve Çocuk Banyo Taş kanalına hoş geldiniz. Ben klinik psikolog Funda Mece Kaykaç. Bugün hazır okullar kapanmaya yakınken çok önemli bir konuya değineceğiz. Karne dönemi. Şimdi karne alınıyor. Çocuğunuza ceza mı vermelisiniz, ödül mü vermelisiniz, not durumuna göre nasıl yaklaşılmalı? Kafalarınız karışık, bunun farkındayım. Şimdi gelin birlikte inceleyelim. Bir kere şunu yerleştirmeniz gerekiyor zihninize. Not başarı değildir. Çünkü çocuğun başarısını not ölçemez. Yani başarılı olması çocuğun bir resim alanında ya da bir tiyatro alanında da başarılı olmayacağı anlamına gelmiyor. Asıl önemli olan ileride çözüm için neler yapılmalı bunu incelemeniz gerekiyor. Yani diyelim ki düşük bir not aldı çocuğunuz ya da karnesi iyi gelmedi, matematikte çok iyi değil ve bilmem ne kaç puanla takdiri kaçırdı. Ya da teşekkürü kaçırdı. Tüm aile böyle karalar bağlamış, ne yapacağız bununla gibi çocuğun da enerjisini aşağıya çekmek değil, aslında çözüm için neler yapılması gerekiyor bunu incelemek lazım. Peki, şimdi aldınız çocuğunuzu karşınıza, elinizde bir karne var, düşük not, sorun değil. Yani bunu ilerletebilecek güce sahip bir çocuk var karşınızda. Nerelerde zorlandı? Olsun anneciğim, olsun babacığım. İşte matematik dersi için mi desteğe ihtiyacın var? Tamam, bu yönde birazcık daha ilerletmek gerekiyor. Ya da zorlandığı şey sözel dersler mi? Hadi gel bu yaz ailece birlikte kitap okuyarak geçirelim gibi. Bu dönemlerde önemli olan ödüllendirilme ya da cezalandırılma değil, asıl önemli olan içsel motivasyon sağlamak. İçsel motivasyonu da nasıl sağlayabilirsiniz? Burada çözüm odaklı yaklaşmak, ailece ona örnek olmak. İşte ben de zorlanmıştım lise dönemindeyken, ilkokul dönemindeyken, notlarım çok iyi değildi. Ama sonrasında oturdum, hırs yaptım, işte yaz döneminde 10 tane kitap bitirdim. Ya da şu kadar test kitabı çözdüm. Sen de yapabilirsin, bu yapılmayacak bir şey değil gibi somut hedefler belirlenebilir. Bir diğer noktada, diyelim ki çocuğunuz başarılı bir çocuk ve ona aslında sen bu okulu işte başarıyla kazanırsan sana bu kadar modelde şu meblağda bisiklet alacağız gibi ödüller değil. Asıl olan şey manevi ödüller verilebilir. Yani ailece hadi bir yemeğe çıkalım denilebilir, birlikte aile paylaşımı yapılabilir, bununla birlikte kutlama yapılabilir. Bu karne sonucu olumlu ya da olumsuz da olsa yine de bir karne için paylaşım ve özel bir yemek yapılabilir, sinema günü yapılabilir. Bunları her zaman için manevi ödüller olarak değerlendirebilirsiniz. Ancak çok büyük meblağlı ödüller almaya alıştırırsanız, işte eğer karneni alırsan sana şunu alacağım ya da işte şu oyuncağı istiyorsun, şu kadar aydır bekliyorsun, tamam o zaman işte takdir getir bu ödülü alacağım sana gibi vaatlerle çocuğunuzu kandırıyorsanız sonrasında yetişkinlik sürecinde bu sefer bir iş yapacağı zaman kendisini motive etmesi için hep bir ödüllendirmeyle gidecektir. Bu sefer ne gibi sıkıntılar olabilir? Tamam bu işi tamamla, o zaman kendine şöyle bir yemek ısmarla. Ya da ilişkinde şu noktada başarılı ol, sonrasında bu hediyeyi alsın karşı taraf. Hep bir beklenti içerisine giren bir çocuğunuz olur. Bunu da istemezsiniz tabii ki. O zaman aslında ödül ve ceza burada yanlış terimler diyebiliriz. Asıl ödüllendirmeyi ne için yapabilirsiniz? Yine aile paylaşımları, o sosyalleşmeyi artırarak, o keyifli ve donanımlı zamanları kaliteli bir şekilde geçirerek ilerletebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.